Şimdi yeni bir tanışmaya geçiyoruz. Bu tanışmadaki kişimiz Nikodim'den çok ama çok farklı bir kişi. Biz bu kişiyi Samiriyeli kadın olarak biliyoruz. Yuhanna 4. bölümde kuyunun yanında gördüğümüz kadın bu kadın. İsa'nın bu kadınla olan karşılaşması bizim için çok önemli. Farklı açılardan çok fazla önem taşıyor. Bu kadın üzerinde çok fazla duracağız. Gerekirse iki ders, gerekirse üç ders yapacağız. Önemli olan üç nedeni açıklayayım. Birinci neden, bu kadında gördüğümüz olayın müjdelemeye dair bir model olması. Bu olaydan biz kendi imanımızı, kendi inancımızı nasıl yayabileceğimizi görüyoruz. Ama bu konuyla alakalı daha fazla bilgiyi İsa ile genç yönetici arasındaki olaydan alabiliyoruz. Kendi imanımızı nasıl yayabileceğimizi ondan öğrenirken, Yuhanna 4. bölümdeki bu kadından da çok fazla şey öğreniyoruz. İkinci neden ise bunun bizim milli düşmanlarımıza karşı nasıl bir model oluşturduğumuz. İnsanları kendimizden uzaklaştırıyoruz. Bizden farklılar diye onları kabul etmiyoruz ve küçük görüyoruz. Bunlarla geçmişte çok büyük ayrımlarımız oldu. Ortak kötü bir geçmişimiz var. O zaman onlara nasıl davranmalıyız? Onlara nasıl ilgi göstermeli ve ne yapmalıyız? Yuhanna 4. bölümün önemli olmasının başka bir nedeni daha var. İmanımızı savunma açısından da çok büyük bir önem teşkil ediyor. İman savunması dediğimiz şey, Hristiyanlığın doğru olmadığını söyleyenlerin argümanlarına karşı çıkıp İmanımızı savunmaktır. İmansızlar Hristiyanlığın doğru olmadığını söylüyorlar. Burada yazılan şeyler asla gerçekleşmedi. Bu hikayeler uydurma diyorlar. Bunlar birer mit diyorlar. 1. Petrus mektubunda bizlerin bu kişilere cevap vermesi için bir emir bulunuyor. Bizim imanımıza saldıran insanlara karşı imanımızı nasıl korumamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Yuhanna 4. bölüm bize gerçekten büyük dersler veriyor. Yuhanna 4. bölüm bizim gerçekten güçlü bir silahımız. Burada çok büyük iddialar var. Bu iddiaların hepsine cevap vermek istiyorum. Elimizde yalnızca Yuhanna 4. bölüm olsa, yani kutsal kitabın diğer kısımları olmasa bile Yahudiler ile Samiriyeliler arasında ne olduğunu anlayabiliriz. Ve Tanrı'nın yerin göğün yaratıcısı olduğunu, O'nun İsa Mesih'i yani oğlunu gönderdiğini anlayabiliriz. Bunu yalnızca Yuhanna 4. bölümden anlayabiliyoruz. İşte Yuhanna dördüncü bölüm iman savunması açısından bu kadar önemli. Bu derste sizlere bunun nasıl olduğunu, ne anlama geldiğini göstermek istiyorum. İsa Mesih ile olan karşılaşmalara bakarken müjde kitapları bize İsa Mesih'in karşılaştığı insanları tanıtıyor. Bu insanların hepsi çok farklı. Bu kişilerin kim olduğunu, ne yaptıklarını, ruhsal sorunlarının ne olduğunu... İsa'nın o insanların sorunlarına nasıl çözüm getirdiğini, neler önerdiğini görebiliyoruz. Bunları öğreniyoruz. İsa onlara Tanrı'yı tanıtıyor, Tanrı'yla birebir ilişkiye nasıl geçebileceklerini söylüyor. Ona iman ettikten sonra misyonumuzun ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Şundan emin olmalıyız ki İsa Mesih, müjde kitaplarında adı geçmeyen yüzlerce insanla daha tanıştı. Yani kutsal ruh, kutsal kitabı yazarken belli başlı temsilci kişileri seçerek yazdı. Temsilci derken ben bu hikayelerin uydurulduğunu söylemiyorum. Söylemek istediğim şey bu insanlar gerçek, olan olaylar gerçek. İsa'nın yaşadığı birinci yüzyılda bu olaylar oldu. Demek istediğim şey bu insanların belli başlı insanları temsil ettikleri. Son dersimizde çok daha farklı bir adamı incelemiştik. Bu adam üst sınıftan bir adamdı. Zengindi ve önemli bir kişiydi. Politik açıdan önemli bir kişiydi. Nikodim o kadar önemli bir adam ki İsa öldükten sonra gidiyor Romalı yetkililerle konuşuyor ve diyor ki İsa'nın bedenini alacağız. Nasıl olur da çok hızlı bir şekilde o şehrin yöneticisiyle veya başkanıyla konuşabilir ki? Bunu hiç kimse yapamaz. Bu nedenle Nikodim'in gerçekten çok iyi bağlantıları olduğunu anlayabiliriz. Bu adam ruhsal, politik ve diğer güçlere sahip bir adam. Gerçekten güçlü bir adam ve İsrail'de önemli birisi. Sonrasında İsa'nın bir vergi görevlisiyle olan tanışmasına da bakacağız. Bu adam gerçekten çok zengindi. Ama insanlar tarafından çok da kabul edilen, çok da sevilen bir insan olmamalıydı. Bu adam vergi toplayıcısı. Bu nedenle halk ondan sürekli olarak nefret etti. İsa da ona belli bir şekilde davrandı. Bu derste göreceğimiz kadın hem fakir hem de insanlar tarafından dışlanan bir kadın. Bu kadının sınıfı en düşük seviye. Herhalde Nikodim'den daha yükseğini bu kadından daha alçağını bulamayız. İsa çok marjinal bir şekilde çalışıyor. En üsttekilerle de çalışıyor, en aşağıdakilerle de çalışıyor, ortadakilerle de çalışıyor. Herhalde bizler orta sınıf oluyoruz. İsa bu bölümde en yüksekten en aşağıya iniyor. Yahudilerin Samir nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyorsunuzdur. İsrail'in tarihinde bu konuda çok ama çok büyük iki olay oldu. Bu iki olay İsrail halkının Kenan ülkesine girişi ve İsa'nın doğumu arasında gerçekleşti. Bu olaylardan birisi M.Ö. 722 yılında gerçekleşen Asur işgali ve sürgünü. Bu yukarıdaki on oymakla alakalıydı. Milattan önce 586 yılında ise aşağıdaki Yahuda ve Benjamin oymağı e tamamen işgal edildi. Babil tarafından sürgüne gönderildiler. Milattan önce 722 yılları ve milattan önce 586 yılı. 516 yılında ise Yahudiler geri dönmeye başladılar. Yahudiler topraklarına geri döndüğünde orada kalanlar diğer halklardan insanlarla evlenmişlerdi. Bu kişilerin çok ama çok büyük bir kısmı Yahuda'nın ve Celile'nin üst kısmı olan Samiriye bölgesinde yaşıyorlardı. Sonuç olarak Yahudiler uluslararası evlilikleri yani milletler arası olan evlilikleri kötü gördüler ve saçma geliyordu onlara. Böylece Yahudilerin gözünden onlar gerçek Yahudi değildi. Artık melez bir halk olmuşlardı. Bu nedenle onlara Yahudi denilmezdi. Bu nedenle onların tapınağa gelip de tapınmalarını engel oldular. Tabii ki Samiriyeliler de gelip atalarının tanrısına tapınmak istediler. Ama karşı çıkılınca onlar da kendi tapınma sistemlerini kurmaya başladılar. Ve sonuç olarak kendi tapınaklarını inşa ettiler. Yuhanna 4. bölümde İsa bu kadınla tanışmadan yaklaşık 100 yıl önce Yahudi yetkililer gittiler ve kuzeyde olan Samiriye'de olan o tapınağı tamamen yakıp kül ettiler. Yahudilerin temelde söylediği şey şuydu Yalnızca Yerişelim'deki tapınakta değil Kendi tapınağınızda da Tanrı'ya tapınamazsınız Yahudiler Yerişelim'den Celile'ye giderken Direkt bir yol var O da Samiriye'den geçiyor ama Yahudiler asla ve asla bu yolu kullanmazlar. Yolu dolanarak giderler. Gidecekleri yolu uzatıyorlardı. Şeria Irmağı'nın doğusuna geçer, oradan dümdüz ilerler ve sonrasında Suriye bölgesine gelince yeniden batıya geçerlerdi. Sonrasında Celile'ye varırlardı. Samiriye bölgesinden geçmezlerdi. Yol ne kadar uzasa da Samiriye bölgesinden geçmemek onlar için iyiydi. Neden bu bu kadar önemliydi onlar için? Bir Samiriyeli'nin gölgesi Yahudi birisinin üzerine düşerse o Yahudi pis sayılırdı. Kendini temizlemesi gerekirdi. Çünkü Samiriyeli ile bir ilişkisi olduğu far sayılırdı. İşte hikayenin arka planı bu. Yuhanna 4. bölüm 4. ayete baktığımızda şok oluyoruz. Kutsal kitap diyor ki giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Buradaki sorun ne? Yahudiler asla o yolu kullanmazdı. Yahudiler kullanmazdı ama İsa kullandı. İsa farklı. İsa gerçekten mantığa aykırı olarak ilerliyor. İsa Samiri'nin Siyar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu bölgeydi. Oraya gelince yoruldu. Öğrenciler de yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Saat 12 sularıydı diyor. Yani öğle yemeği vakti. Öğrencileri yiyecek bir şeyler almak için kente gittiler. İsa ise kuyunun yanında kaldı. Geçen derste de size Spurgeon'dan bahsetmiştim. Kuyunun yanında oturan İsa ile alakalı çok ama çok önemli bir vaazı var. Gerçekten beden almanın ne olduğunu anlatıyor. Tanrı'nın insan olması, bizim tarihimize dahil olması, ve Tanrı'nın gerçekten beden alıp da kendi Tanrılığını inkar edip bu dünyaya gelmesi çok ama çok önemli bir şey. Tanrı kuyunun kenarında oturuyor. Yorulmuş. Çok ama çok kafa karıştırıcı bir şey. Spurgeon bu konuda gerçekten İsa'nın çok ama çok iyi bir benzetmesini yapıyor. Saat 12 sularıydı. İsa acıkmıştı. Tam o zaman da Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. Ve İsa ona konuştu. İsa şimdiden iki önemli kuralı çiğnemiş oldu. Aslında üç kural. Birincisi Samiriye'den geçmesi, ikinci Samiriye'de durması, üçüncüsü ise Samiriyeli bir kadınla konuşması. Bizler bu durumun nasıl bu kadar kabul edilemeyecek bir durum olduğunu hayal bile edemiyoruz. Bu sanki şuna benziyor. Bir adam gidiyor parkta gezerken duruyor ve bir kadını öpmeye çalışıyor. İşte bu durum en az bu kadar şaşırtıcıydı. Öyle kolayca gidip de Samiriyeli bir kadınla konuşamazdınız. Böyle bir şey yapmazdınız. İsa onunla konuşurken merhaba nasılsın demedi. İsa ona iyi günler demedi. Tanrı seni bereketlesin demedi. İyi günler diliyorum demedi. İsa o kadından bir istekte bulundu. Bunun üzerine iyi düşünün. Eğer ki bir Samir yelinin gölgesi Yahudinin üzerine düşerse o Yahudi pis sayılırdı. Birbirlerinden nefret ederlerdi. İsa kadına ne dedi? Senin ağzını koyduğun yere ben de ağzımı değdirebilir miyim dedi. Yani senin testinden biraz su içebilir miyim dedi. Bu şok edici bir şey. İnanılmaz bir şey. Sizi Uluslararası Kutsal Kitap Öğrenme ve Müjde Paylaşma Projesine katılmaya davet ediyoruz. Bu genişletilmiş Hristiyan eğitim fırsatlarının dünyanın her yerindeki insanlara sunulup sunulmayacağı hepimize bağlıdır. Dualarınıza ve maddi desteğinize çok ihtiyacımız var ve bunu takdir ediyoruz. <laughs> Daha fazla bilgi için tvseminerleri.com'u ziyaret edin. Şimdi bu noktada duralım ve biraz müjdelemekten bahsedelim. İlk yapmamız gereken şey gidip kayıp olanları bulmaktır. Gidip bulmalıyız. Sonra ikinci olarak ise gidip bir ilişki başlatmamız gerekir. Bir şekilde başlatmalıyız. Üçüncü bir şey daha var. Sizin ülkenizde durum nasıl bilmiyorum ama benim ülkemde bizler kendi arka planlarımızı onlara paylaşırız. Kuzey Karolin'de 8 yıl pastörlük yapmıştım. Çok iyi bir arkadaşım vardı. O zamanlar çok iyi para kazanmıyordum. Bu arkadaşın durumu benden de kötüydü. Bütün malı mülkü satılmıştı. Son haftamda oradaki bir restorana öğle yemeği için gittik. Orayı arabasıyla gelmişti. Öğle yemeğinden sonra parka yürümeye gittik. Bu bizim için son anlardı. Sonrasında Almanya'ya taşınacaktı. Arabasına doğru yürürken arkadaşım ağlıyordu. Arkadaşım benden uzun, atletik bir yapıya sahipti. Adam gibi adamdı ama ağlıyordu. Buradan ayrıldığım için ağladığına emindim. Ona gideceğimi söylemiştim. Arkadaşım üzgündü çünkü bir daha beni asla göremeyecekti. Neden üzgün olduğunu bildiğim halde sordum. Neden ağlıyorsun dedim. Benim düşündüğüm cevabı vermedi. Yani seni bir daha göremeyeceğim için çok üzgünüm demedi. Bambaşka bir cevap verdi. Seni 7 yıldır tanıyorum. Şu an ağlıyorum çünkü bana ilk defa öğle yemeği ısmarlama fırsatı verdin. Bunu bir düşünün. Bu gerçekten benim için şok ediciydi. Çünkü arkadaşımın aslında burada yüreğinde bulundurduğu şey, bana ilk defa sen burada sana hizmet etme fırsatı verdin. Bana ilk defa sana hizmet etmeye layık birisiymişim gibi davrandın. Burada ise Tanrı'nın oğlu var. Karşısında ise Samiriyeli bir kadın. Nasıl olur da bir diyalog başlayabilir ki? Nasıl bir ilişki başlayabilir? İsa bu kadının kendine hizmet etmesine izin veriyor. Çok şaşırtıcı bir şey. Bunu zakka için de yapıyor. Kimse zakka ile yemek yemek istemedi. Ama İsa ona dedi ki, bu akşam senin evinde yemek yiyeceğim. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bilmeliyiz ki imansızlar bizim için bazen bazı şeyler yapabiliyorlar. İsa'nın yaptığı da bu. Verebilecekleri bir şeyler varmış gibi onlara insan gibi davranmalıyız. Onların da bize katacağı bir şeyler var. Bizler onlardan üstün değiliz. Diyelim ki onların bize verebilecekleri hiçbir şey yok. Öyle olsa bile onlar insanlar. Onları Tanrı yarattı. Onlar da Tanrı suretinde yaratıldı. Söylediğim şeyin ne kadar mantığa aykırı olduğunu görüyor musunuz aslında? İsa her şeyin tam tersini yaptı. İman savunması yönünden düşünürsek eğer buna şöyle bakabiliriz. Bu çok havalı bir olay değil. Neden yazılsın ki? Bu iyi bir şey de değildi. Gidip de Samiriyelilerle konuşmak Yahudileri bir anda evet ben Hristiyan olmak istiyorum diyecek o duruma getirmeyecekti. İsa Samiriyeliden su istiyor bu muhteşem bir şey demeyeceklerdi. Kesinlikle böyle değildi. Bu onlar için kötü bir şeydi. Bu nedenle bu hikayeler uydurma değil. Çünkü bu Yahudilerin ilgisini çekebilecek şeylerin tam tersiydi. O zaman neden yazıldı? Çünkü bu olaylar gerçekleşti. Bu hikayeler uydurma değil, yaşandığı için kayda alındı. Öğrenciler de şaşırdı bu durumda. Genellikle bu konuyu kilisede konuşmuyoruz. Çünkü biraz utanç verici görüyoruz. Filmler izliyoruz, diziler izliyoruz. Bütün her şey seksle alakalı. Bir markete gittiğimizde magazin dergilerine baktığımızda her şeyin cinsellikle alakalı olduğunu görüyoruz. Müziklerin hepsinde cinsellik var. Ama kilisede cinsellik konusundan konuşmuyoruz. Kilisede cinsellik konusunu konuşmalıyız. Çünkü herkesin konuştuğu bu konuya Tanrı nasıl bakıyor öğrenmeliyiz. Çocuklarımız da bunu anlayacaktır ve diğerlerine diyecektir ki bizler kilisede sadece efsanevi şeyleri konuşmuyoruz. Bu tür şeyleri konuşmak gerçekten katı kiliselerde çok ama çok zor. İsa bu kadınla kişisel olarak konuşuyor. İsa kadının testisini kendisiyle paylaşmasını istiyor. Bu kadının bakış açısından bakıldığında bu durum gerçekten yalnızca bir şeye işaret ediyor olabilirdi. Bunun yalnızca bir açıklaması vardı onun için. Bunu kendi deneyimlerinden biliyordu. Sonrasında kadın İsa'ya bir soru soruyor ve kadın sorunun cevabını bildiğini zannediyor sorarken. 9. ayette şöyle diyor. Sen Yahudisin, ben ise Samiriyeli bir kadınım. Nasıl olur da benden su istersin? Bu böyle olmaz. Neden böyle yapıyorsun? Kadın bunu sorarken cevabı bildiğini zannediyordu. Kadın cevabı bildiğini zannediyordu. Çünkü geçmişte erkeklerle çok fazla tecrübesi olmuştu. Etrafta hiç kimse de yoktu. İsa bu kadınla kişisel olarak konuşuyordu. İsa bu kadından sanki çok yakınmış gibi bir şey istiyordu. Aynı kabı paylaşmak istiyordu. Bu nasıl mümkün olabilir? O kadının bakış açısından yalnızca bir cevap var. Ama İsa'nın düşündüğü şey bambaşka. Sonrasında İsa bütün gerçekleri ortaya çıkaracak. Ve bu kadın şok olacak. Ancak hikaye böyle başlıyor. Kadın İsa'ya sen nasıl olur da benle konuşursun? Ne amacın var diyor. Neden benden içecek su istiyorsun? Amacın ne? Kadının gözünde bütün erkekler aynıydı. Erkeklerin ne alt olduğunu bilirim diyor. Aynı zamanda sen bir Yahudisin. Yahudilerin de ne alt olduğunu bilirim. Yahudilerin Samiriyeler hakkında ne düşündüğünü de biliyorum. Bizden nefret ediyorsunuz. Erkeklerin kadınlardan ne istediğini, Yahudilerin de bizden nefret ettiğini biliyorum. Bana ne anlatıyorsun? Buradaki olayın ne olduğunu görebiliyor musunuz? Kadın bütün bunları sınıflandırıyordu. Kadının aslında söylemek istediği şey şu, erkekler aptaldır diyor. Biz hurafilere inanıyormuşuz. Masallara inanıyormuşuz. Cinlere tapıyormuşuz. İsyankarmışız. Bizler de diğer insanlar kadar ahlaklı ve temiz yaşamaya çalışıyoruz. Dünya da bizim için aynısını düşünüyor. İngiliz edebiyatındaki en iyi roman yazarı bir pastörün kızıdır. Bu kadının ismi Jane Austen. En önemli kitabının ismi Gurur ve Önyargı. Gurur ve Önyargı kitabında İngiliz Edebiyatı'nın en aptal adamını görüyoruz. Bu adamın ismi Mr. Collins. Mesleği neydi biliyor musunuz? Mesleği benim mesleğimle aynı. Kendisi bir pastör. Kendisi bir hizmetkar. İşte bu bir stereotiptir. Sıkıcı, aptal ve bağnaz kişi. Dünya böyle düşünüyor. Dünya bize böyle bakıyor. Bu kadın da İsa'yı belli bir kalıba sokuyor. İsa hem bir erkek hem de bir Yahudi. Ama biliyor musunuz? İsa bu kadının kalıplarına uymuyor. Bizler İsa'ya benzedikçe insanların koyduğu kalıplardan uzaklaşmış olacağız. Tabii ki bizim kurtulacağımız şeyler dünyanın bize atfettiği negatif şeyler olacak. Bu kadın İsa'ya sen bir Yahudisin ve erkeksin nasıl olur da benimle konuşursun dediğinde aslında İsa'yı tanıdığını zannediyordu. İsa bu kadının aklından geçenleri biliyordu ve kendisini tanıdığını zannettiğini de biliyordu. 10. ayette İsa şöyle diyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver diyenin kim olduğunu bilseydin sen ondan dilerdin. Yani İsa diyor ki sen beni tanısaydın sen benden su isterdin. Eğer ki sen benim kim olduğumu bilseydin bu konuşmayı ilk sen başlatırdın. Eğer ki sen benim kim olduğumu bilseydin bu konuşma bambaşka bir yere gider. Müjdeleme konusuna geldiğimizde gerçekten sahada ilk olarak neyi dememiz gerektiği konusunu iyice düşünmemiz gerekiyor. Hiç dört sevgi dilini duydun mu? Veya şimdi ölsen ne olurdu diye başlayabiliriz. Eğer ki göklerin kapısı açılsa ve Tanrı sana neden seni cennete sokmalıyım diye sorsa ne derdin diye de başlayabiliriz. Veya bir soru sorabilir miyim diye de sorabiliriz. Konuşmayı başlatmanın birçok yöntemi var. Ben her zaman aynı şekilde başlıyorum. İngilizce konuşabiliyor musun diyorum. Başlamak için çok fazla yöntem var ve konuşmayı devam ettirmenin de birçok yöntemi var. Ama müjde paylaşırken kesinlikle aynı olması gereken bir şey var. O da kurtuluşun ücretsiz ve armağan olduğudur. Bunun asla kazanılamayacak veya hak edilemeyecek bir şey olduğunu anlatmamız gerekir. İsa konuşmasına nasıl başlıyor? Diyor ki, "Eğer ki Tanrı'nın armağanını bilseydin." diye başlıyor. Bu dersi böyle bitiriyoruz.